kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayı 9 Haziran 2012 tarihinde İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Türkiye Barolar Birliği işbirliğinde Ankara'da gerçekleştirildi. Toplantıya yerli ve yabancı konuşmacılar katıldı. 9 Haziran 2012'de Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Yüksel Hız ile birlikteyiz. Merhabalar Yüksel Bey. Bu toplantıyla ilgili neler düşünüyorsunuz acaba? Aynı zamanda bu kanun tasarısı ile ilgili. Kanun tasarısının esasında çok eski bir geçmişi var. 2006 yılında Başbakanlığa, 2008 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmişti. Aslında 1988 yılından itibaren biz çalışmalarımızı yapıyorduk. Fakat yasalaşma süreci bir türlü gerçekleşmedi. Seçimler nedeniyle kadük kaldı, yenilenmesi gerekiyor. Bu nedenle de dün Sayın Bakan Reform İzleme Grubu'nda da açıkladı. Dün itibariyle biz, yani 8 Haziran itibariyle Başbakanlığa son bir metin, yenilenen bir metin gönderdik. Önümüzdeki süreçte zannediyorum ilk bakanlar kuruluna sunulup, belki bu pazartesi değil ama bir sonrakinde, arkasından da gene meclise sevk edileceğini, belki bu yaz yasalaşması gerçekleşebilir mi bilmiyorum ama bu yıl sonunda muhtemelen yasalaşacağını düşünüyorum. Bu toplantıda da yabancı konuklardan olsun gerekse farklı görüşler değerlendireceksiniz sanırım. Evet, bu konuda bir bilgi eksikliği var. Aslında toplumun bir farkındalığa ihtiyacı var. Kişisel verilerin kaydedilmesi zaten bugün herkes yapıyor. Ama hiçbir denetim yok. Bu alan tamamıyla boş. Yanlış algı şu, kanun ile sanki bu yanlış giden şeylere izin verilecek. Bunu yasalaştıracak ve herkes kişisel verileri kaydedecek, fişleme artacak gibi bir algı var. Bu tam tersine, bugün hiçbir kural olmayan ve boş bir alanı denetlemek ve standartlar getirmek üzere bu kanun tasarısı çıkarılıyor. Bu standartlar da Avrupa Birliği'nin, Avrupa Komisyonu'nun getirdiği standartlar çerçevesinde, hatta birçok Avrupa ülkesinden çok daha iyi bir tasarıya şu an için sahibiz. Umarım bu şekilde ya da daha da iyi hale getirilerek yasalaştırılacaktır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim değerli görüşleriniz için. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. We are with Department Head at Data Protection Authority from Italy, Roberto Latanzi, and welcome. And I want to ask you, what do you think about this workshop, this draft law workshop on the protection of personal data? It's interesting to see that in Turkey there is a, they are now introducing a new law about data protection. Turkey is part of the Council of Europe, and you know, since the 1981 there is a data protection law expected, and we know that the data protection is also part of your constitution. So in this sense, any initiative is in order to increase the awareness of the population is interesting, and the meeting goes in this direction. What is interesting in particular of this meeting is that the initiative is taken by the Bar Association, first of all, so there is a widespread about the technician. Then there are representatives of the government that are introducing the law, and the academics. So we could say we could evaluate positively this kind of initiative, and we wait for the development in Turkey. It's fine? Yeah, it's fine. Thank you very much. 9 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında Sabancı Üniversitesi'nden öğretim üyesi Doçent Doktor Yücel Saygın ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Bu çalıştayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Çok önemli olduğunu düşünüyorum bu çalıştayın. Özellikle bu ara düzenlenmesi, katılımcılar ve hani konuşma konuları olarak çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu tip çalıştayların daha çok yapılmasını önümüzdeki günlerde düşünüyorum. Çok kısa olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Pre-com Datenschutz'dan CEO Dr. Bettina Keller ile birlikteyiz. Hello, welcome. What do you think about this meeting, this workshop? For me, as a privacy professional for the past 10 years, it is very exciting to see how things start out here, the privacy laws and the data, the question of data protection. And I think it's a great chance to build up a real good privacy laws and data protection. And this meeting is also held in the Union of Turkish Bar Association. And what do you think about this issue?
It will be important once the law is a real law, not a draft any longer. It will be essential that you have lawyers that understand the law and that who are able to develop the law, to work with it. Uh-huh. And only then you can develop privacy. Okay. Thank you very much. 9 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitü Direktörü Leyla Keser Berber ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhaba. Çalıştayla ilgili düşüncelerinizi alabilir miyim acaba? Özellikle düzenlenmesi belli amaçlara hizmet ediyor. Onu belirteyim. Başbakanlığa sevk edilen, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan kişisel verilerin korunmasına ilişkin kanun tasarısının yeni versiyonunu tartışmak, değerlendirmek, özellikle bir yurt dışı bakış açısıyla buna ilişkin başka görüşler, ilaveler olabilir mi? Farklı bir takım kurumları çağırdık, önemli olabilecek bu noktada. Herkesin bir ortak paydada buluştuk zaten, metin üzerinde hemfikiriz ama daha iyi nasıl olabilir belki burada bir takım önerilerle tartışmak istedik. Temel hedefi yasama sürecine girmiş olan bu metni daha iyileştirebilmek için bir takım önerilerde ve çalışmalarda bulunabilmek. Peki, çok teşekkür ediyorum değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. 9 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında Bird & Bird firmasından Benoit Van Esbroek ile birlikteyiz. Hello. Hello. First of all, welcome. And then I will ask you, what do you think about this workshop? I think it was a very interesting initiative to gather local and from the locals, a mix between the authors of the legislation, but also university, and on top of that, in principle, member of the parliament should be also present, and also an insight from foreign people, knowing the expertise of the EU, so that we could match and share the experience. Mm-hmm. I think it's a very good approach to improve the quality of a draft bill. Okay. Thank you very much. If you want to say something, and you can say also, yeah. That's very kind. Well, first of all, I appreciate coming to your country every time I come. But I really welcome this initiative of Turkey because I think it will. It's not. Very often people feel the enactment of data protection legislation as a burden, but in fact it will help business to grow, and if Turkish people are buying abroad and within the European Union companies, that will facilitate the transfer of data through the headquarters in your country, in Turkey. So please feel comfortable with that initiative. Okay, thank you very much. You're welcome. Bye bye. 9 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında BTS & Partners firmasından Direktör Yücel Hamzoğlu ile birlikteyiz. Merhabalar. Merhabalar. Bu çalıştayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Çalıştayın çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Ben kişisel verilerin korunması kanun tasarısını çok önemsiyorum. Ülkemiz açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. İki açıdan önemli olacağını düşünüyorum. Birincisi, kişisel verilerin korunması temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamında çok ciddi bir anlam ifade ediyor. İkincisi, sektörel anlamda ülkemizde gelişen teknolojilere ayak uydurulabilmesi, bulut bilişim hizmetlerinin, IT dış kaynak sözleşmelerinin ve dış kaynak aktarımlarının ülkemizde yapılabilmesi, aynı zamanda dünya devi şirketlerin ülkemize çekilebilmesi açısından kişisel verilerin korunması çok ciddi bir önem taşıyor. Çünkü bugün için biz bir mevzuatımız olmadığı için Avrupa Birliği'nin nezdinde güvenli olmayan üçüncü ülke kabul ediliyoruz. Bunun sonucu olarak da Avrupa Birliği'ndeki verilerin Türkiye'ye aktarılması söz konusu olmuyor. Buna izin vermiyorlar. Bu sektörel anlamda Türkiye'deki şirketlerin, Türk şirketlerin iş yapmasını ciddi anlamda etkiliyor. Aynı zamanda temel hak ve özgürlüklerin korunması anlamında da sunumda da dikkatinizi çekmiştir. Bazı rakamlar verdim, bazı veriler verdim. Çok ciddi regülasyona ihtiyacı olan bir durum. Çünkü etki alanı çok geniş. Bu çalıştığın yapılması da o anlamda çok önemli oldu. Çok yararlı bilgiler edindik. Benim için de şahsen çok iyi oldu. Peki, çok teşekkür ediyorum ben de. Görüşleriniz, personeliniz için. Güzel, hoşça kalın.
9 Haziran 2012 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nde düzenlenen kişisel verilerin korunması hakkında kanun tasarısı çalıştayında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden yardımcı doçent doktor Nilgün Başalp ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Çalıştayla ilgili görüşlerinizi alabilir miyim? Çalıştay çok başarılı bir şekilde düzenlendi ve bugün bütün bir gün boyunca kişisel verilerin korunması kanun tasarısını konuşma fırsatı bulduk. Kanun tasarısı içerisinde bize ülkemize kazandırılacak olan yeni düzenlemeler ne olduğunu ayrıntısıyla uzmanlarıyla birlikte, yurt dışından gelen uzmanlarla birlikte değerlendirme fırsatı bulduk. Bu çerçevede de ülkemiz için de olumlu, yararlı bir kişisel verilerin korunduğu bir döneme doğru yelken açtığımızı görüyorum. Bu açıdan da bir bilim insanı olarak mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Peki, çok teşekkür ediyorum görüşleriniz paylaştığınız için. Rica ederim, sağ olun.